Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Zoom serisiyle dersimize devam ediyoruz. 4. ünite kavrama testi 4. Dik çizme, diklik ve paralel olma konusundayız. 1. sorumu büyüterek dersime başlıyorum. Kareli kağıtta verilen A ve B doğruları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar A ve B doğrularını incelediğimiz zaman bu doğrular arası mesafe her zaman arkadaşlar eşittir. Bakın her zaman bir birim. Yani bu doğrular hiçbir zaman arkadaşlar kesişmez. Peki bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hangi doğrular kesişmezdi? Paralel doğrular kesişmezdi. Dolayısıyla A ve B doğruları birbirlerine paralel doğrulardır. A şıkkımı işaretledim. Aşağıdaki kareli kağıtta KL ışını ve ST ışını ile A, B, C ve D noktaları verilmiştir. KL ışını ile ST ışını hangi noktada kesişir? Uzatalım arkadaşlar, bakalım hangi noktada kesişiyorlarmış. ST'yi de uzattım. Ve de arkadaşlar bakın hangi noktada kesişmiş oldu? C noktasında geliyorum. C şıkkımı, C noktasını işaretliyorum. Kareli kağıtta verilen doğrularla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. K doğrusu L doğrusuna paraleldir demiş. Evet arkadaşlar paraleldir. Çünkü aralarındaki mesafe her zaman eşit. K doğrusu ile N doğrusu dik kesişir demiş. Evet dik kesişir. L doğrusu ile N doğrusu dik kesişir demiş. Evet dik kesişir. M doğrusu N doğrusuna paraleldir demiş. Bakıyorum M doğrusu burada, N doğrusu burada. Hayır arkadaşlar paralel değil. Neden? Çünkü paralel doğrular kesişmezlerdi. Ama ben M ile N doğrusuna baktığım zaman burada kesiştiğini görüyorum. Dolayısıyla D şıkkım yanlış. Aşağıdakilerden hangisinde doğruların durumları paralellik sembolü ile gösterilebilir demiş. Yani arkadaşlar bize diyor ki hangi doğrular birbirlerine paraleldir. Bakalım. A şıkkıma baktım. F ile K arkadaşlar kesişiyor. Hatta bunlar dik kesişiyor. Yani F diktir K diyoruz. B'ye geldim. Bakın K ile F'nin aralarındaki mesafe arkadaşlar burada her zaman eşittir. Dolayısıyla K paraleldir F olarak gösterilir. C'ye geldim. K ile F arkadaşlar burada dik kesişiyor. Yine K diktir F diyoruz. D'ye geldim. Arkadaşlar K ile F burada kesişiyorlar. Yani bunlar paralel değil ama dik de kesişmiyorlar. Sadece kesişiyorlar. Biz paralellik aradığımız için B şıkkımı işaretledim. Noktalı kağıt üzerinde verilen K noktası hangi nokta ile birleştirilirse oluşan doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur. K nerede? Burada. İlk önce AB'yi inceleyelim. 1'e 4. Aynı şekilde 1'e 4 olabilecek harf hangisi? Bakın K ile R. Dolayısıyla diyoruz ki K ile R, şöyle yapalım. AB doğru parçası KR doğru parçasına paralel olmuş oluyor. Yani K noktası R noktası ile birleştirilmelidir. Noktalı kağıtta verilmiş olan KLMN dikdörtgeni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? KL doğru parçası ile NM doğru parçası paraleldir demiş. Evet, doğru, paraleldir. KN ile NM paraleldir demiş. KN burada, pardon, paralel dememiş. Burada dik kesişir demiş. KN burası, NM burası. Evet arkadaşlar, dik kesişir. KN ile LM eşittir demiş arkadaşlar. Eş doğru parçalıdır demiş. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet ikisi de 5 birim. Bunlar eş doğru parçalarıdır. Son olarak KN ile KL paraleldir demiş. Hayır arkadaşlar, KN ile KL dik kesişiyorlar. D şıkkım yanlış oldu. Sayfamı da temizleyip son soruma geçiş yapıyorum. Büyütelim sorumuzu.
Ayşe'nin oturduğu mahallenin planı aşağıda verilmiştir. Buna göre planla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bumerang Caddesi ile Günay Caddesi dik kesişir demiş. Bumerang burada, Günay burada, evet dik kesişiyor. Meraklı Sokak ile Zoom Caddesi dik kesişir demiş. Hayır arkadaşlar, yanlış. Kesişiyor ama aralarındaki açı 90 derece değil. Zoom Caddesi ile Bumerang Caddesi paraleldir demiş. Evet arkadaşlar, paraleldir. Günay Caddesi ile Meraklı Sokak kesişir demiş. Evet arkadaşlar, kesişir. Yanlış olan cevabımızı, B şıkkımızı işaretledik. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.